Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kaneviçe öğrenmeye devam ediyoruz. İkinci dersimize geçtik. Bugün sizlere muline ipliklerini anlatacağım. Muline iplikleriyle kaneviçe nasıl işlenir onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi daha önceki videoda ben size gereken malzemeleri, kumaşımız kasnağı nasıl geriliyor onu anlattım. Etemin kumaşa da kaneviçe nasıl işleniyor onu anlattım arkadaşlar. Kuka ipliğiyle işlemiştik geçen bölümdeki kaneviçeyi. Şimdi mulinelerle işleyeceğiz. Genelde arkadaşlar biz nakışlarımızı zaten mulinelerle işliyoruz. İşlediğimiz şablonlardaki kodlar zaten mulinenin kodları olduğu için genelde onlarla işlememiz gerekiyor. Hem de daha kolayıma geliyor benim açıkçası ve daha güzel durduğuna inanıyorum ben nakışlarınızın, kaneviçelerinizin. Şimdi arkadaşlar muline iplikler bütün markalarda muline demek çile iplik demek. Bakın arkadaşlar şu şekilde satılır. Bütün markalarda muline iplik vardır arkadaşlar. Çile halinde satılır. Bu iplikler 6 katlıdır. Bakalım bunun başlangıcı nerede? Şuradan bulalım. Bakın arkadaşlar bu iplikler 6 katlıdır. Tek tek katları ayrılabilir. Biz kumaşımızın kalınlığına göre ipliğimizin katını ayarlayabiliriz. O yüzden daha ekonomiktir ve de daha güzel duruyor nakışlarınızda. Bütün nakışlarınızda daha güzel duruyor bence. Ben size kaneviçe yaparken bu muline ipliği tavsiye ediyorum. Şimdi size de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben rahat gözüksün diye size biraz koyu tonlarla göstereceğim. Şimdi biz arkadaşlar ne yapıyorduk? İpliğimizi belli bir mesafe kesiyorduk. Kuka ipliğimizi 30 santim kesiyorduk. 30-35 santim kesiyorduk. Yeni başlayan arkadaşlar bunu daha kısa da tutabilirler. İlk defa kaneviçe yapanlar, ilk defa nakış yapan arkadaşlar bunu 20-25 santim muline de dahil 20-25 santim olacak şekilde kesebilirler. Nedeni şu, bazı arkadaşlar iplikleri tiftiklendiriyorlar. Çünkü biraz hırpalanıyor. Tabii yeni başlayacağınız zaman bunlar çok normal arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşların ipliklerinin tiftiklenmesi, eskiyor gibi olması, kumaşınızın keza aynı şekilde bunlar çok normal. O yüzden ben size 20 santim 25 santim ipliğinizi kesin ve de örnek bezi kullanın arkadaşlar. Şöyle küçük bir parçada kullanın ki eliniz alışsın. Şimdi mulineyi biz düğümsüz olarak başlayacağız. O yüzden mesela 30 santimlik normalde 30 santim bir iplik kullanacağız ya, mulineyi 60 santim ortalama 50-60 santim civarında kesiyoruz ve bir katını şu şekilde bakın şöyle ayırıyoruz. Evet, tek katı haline getirdik. Şimdi şu ucuyla diğer ucunu şöyle yan yana getiriyoruz. Şimdi bunları ben daha önceki videolarda anlattım ama kurs olarak tekrardan videoları yeni izleyen arkadaşlar için tekrardan anlatıyorum. O yüzden tekrara neden düşüyorsun diyen arkadaşlar olabilir. Kurs olduğu için bu başlık altında yeniden kanalımı takip etmek isteyen arkadaşlar için anlatıyorum bunları arkadaşlar. İki ucunu bir araya getirdim ve iğneme takıyorum. Bakın şu şekilde. De takamadım. Şimdi bunu belli bir mesafe taktım. Şimdi arkadaşlar biz muline ipliği iğnemizde kitlemek zorundayız. Neden? Çünkü bu nakışı işledikçe bu iki kat iplik olduğu için bu kendi arasında şöyle burkulmaya başlıyor. Bakın şöyle dönmeye başlar. Şöyle. Bu da ipliğinizin bir tane iplik öteki ipliğin üstüne döndükçe burayı kitlemezseniz bunun bir tanesi uzar. Şöyle. Böyle. Bir uzun birisi uzun birisi kısa kalır. Bunu engellemek için bu iğneyi pardon ipliği iğnede kitlememiz gerekiyor. Şimdi geçirdiğimiz yerden şöyle parmağımıza doluyoruz. İğneyi halkadan geçiriyoruz şu şekilde ve sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın sıkıştırdık. Bu daha buradan çıkmaz. Deminki söylediğim olay da olmaz. Şimdi ipliğimizin bir ucu da şu şekilde halka. Evet, şimdi tekrardan başlayalım.
Kombineyle düğümsüz başlamayı göstereyim ben size arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Birer kare birer kare işliyorduk. Ne yapıyorduk? Soldan sol alttan çıkıyorduk. Sağ çapraza batıyorduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İşleyeceğimiz karenin sağ üst çaprazına batıyoruz. Sol alt çaprazından çıkıyoruz. Şöyle ipliğimizi halkadan geçiriyoruz. Tekrardan sağ üst delikten batıyoruz. Şu şekilde kaneviçemizi düğümsüz olarak başlamış olduk. Şimdi tekrardan sol alt delikten çıkıyoruz. Çapraza batıp düz çıkıyoruz. Aynı. Geçen derste gösterdiğimin aynı mantığı arkadaşlar. Şu şekilde çapraz batıyoruz. Düz çıkıyoruz. Bulune ipliklerini kullanırken ara sıra bakın arkadaşlar dönmeye başlıyor. Ara sıra ipliğinizi, iğnenizi bırakıp elinizle şu şekilde düzeltin ki buradaki kat tek kat haline gelmesin. Şimdi bizim bulune ipliğimiz çift kat ya arkadaşlar bakın. İki tane ya. Burası bakın dönmeye başlamış zaten. Şöyle buranın dönmemesi gerekiyor. Ara sıra ipliğinizi düzeltin ki bütünlük olsun, güzel olsun. Şimdi geri dönüyoruz. Ben şimdi arkadaşlar size bu videoda tabii ki geçen videoda kaneviçenin atımlarını anlatmıştım. Bulüne ile de aynı. Sadece bulüne nasıl kullanılıyor onu anlattım. Ben size şimdi burada minicik bir uygulama göstereceğim. Kaneviçe kumaşa pardon etemin kumaşa. Kaneviçe işin adıydı. Etemin de işlediğimiz kumaşın ismiydi. Benim annem bana kaneviçeyi annem öğretti. Bana gösterdiği böyle minicik bir örnek vardı. Ben sürekli onu tekrarladım tabii ki. Ben tabii kaneviçeyi öğrenirken 10 yaşındaydım. Şimdi arkadaşlar size onu göstereceğim. Çok kolay. Siz de arkadaşlar bu videodan sonra hem deneyin hem eliniz alışsın hem de bir dahaki videolarda örneğe geçeriz. Ben sayılan kumaşlarda da size kaneviçe yapmasını göstereceğim ama onun öncesinde etemin kumaşlarda model çalışacağız. Belki şu havlu da minik bir havlu zaten bu küçük el havlusu. Burada bir minik bir desen çalışırız. Hem de siz de görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi desene başlıyorum ben. Şöyle belli bir mesafe çıktım. Siz başlarken burada nasıl başladıysam o şekilde başlayın arkadaşlar. İpliğinizi ortadan ikiye katlıyorsunuz. İlk başta düğümsüz başlama nasıl yaptıysam öyle başlayın arkadaşlar. Başlarken modelinize. Ben şimdi başladım farz ederim. Çünkü video çok uzar. İpliği kopartak yapmayalım. Şimdi yukarıya doğru 1 2 3 4 çıktım. Geri geliyorum. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar ipliğimi alttan geçirdim. Bakın şuraya çıkıyorum. 1, 2, 3 tane kare atladıktan sonra buraya geldim. Şimdi tekrardan 1, 2, 3. Bunu arkadaşlar tamamen faraza da yapabilirsiniz. Denemek amaçlı. Şöyle 4 tane olsun. Ve geri dönüyoruz. Bu şekilde geri döndüm. Hemen şuraya geçeceğim şimdi arkadaşlar. Bakın. Şuraya geçeceğim. Şuradaki hemen alttan işleyeceğim yerin sol alt deliğine çıktım. Buraya da 4 tane. 1 2 3 ve 4 tane yaptım. Geri dönüyorum şimdi.
Bu şekilde yaptım. Şimdi şunu alta geçirelim. Bakın arkadaşlar, şuraya geleceğim şimdi. İki tane boşluk bırakacağım. Buraya geldim. Şimdi buraya dört tane. Bir, iki, üç ve dört. Hem size atlamaları göstermiş oldum, hem de örnek çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, şimdi buradayım. Tekrardan buradan çıkıyorum. Bakın tekrardan bunu yapacağım. Şimdi tekrardan 4 tane. 1, 2, 3 ve dördüncüyü yaptım. Evet, benim küçükken yaptığım zincirdi bu, zincir işi. Yani zincir görünümünde. Bütün örnek bezi boyunca bunu çalışmıştım ben arkadaşlar. Elim alışsın diye annem sürekli bunu göstermişti. Ben de size göstereyim. Hem eliniz, hem atlamayı görüyorsunuz arkadaşlar, kısa mesafede burada. Hem atlamayı görüyorsunuz, hem de eliniz kanepçeye alışıyor. Yeni başlayan arkadaşlar kasnağı mutlaka kullansınlar. Neden? Şimdi kasnağı ve de kasnağı kullanıp iyicene kumaşınızı gerin. Neden? Şöyle bir şey. Şimdi eğer iğne ipliği ilk defa elinize alıyorsanız ister istemez otomatik olarak biraz kumaşınızı, ipinizi gergin tutuyorsunuz. Gergin tuttukça da kumaşınızın delikleri birbirine yaklaşmış oluyor ve bu delikler açılmış oluyor. O zaman da görüntünüz güzel olmuyor. Kasnak bunu engeller arkadaşlar. O yüzden eliniz alışana kadar kasnak kullanın. Kanepiçe yaparken, yani kasnak kullanmak %100 şart değildir ama ilk başlayan arkadaşlara kullanmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi tekrardan buraya geliyoruz. Bakın buraya geldim. İki tane atladım. Şöyle hop geldim. Şimdi tekrardan dört tane. Bir, iki, üç, dört. Bakın arkadaşlar, ara sıra ipliğinizi şu şekilde düzeltin. Bakın açıldı. Gördünüz mü? İki tane iplik haline geldi. Şöyle. Bu önemli arkadaşlar. Çok basit bir detaydır ama önemli. İşlerinizin güzel durması için önemli. Şimdi tekrardan buraya geldim. Bir kere daha yapalım ve bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki siz boylu boyunca bu işi yaptınız. Yana da yapmak istiyorsunuz. Kumaşınızı böyle çevirip buradan yapmayacaksınız. Tekrardan ipliğinizi koparacaksınız ve aşağıdan başlayacaksınız. Hangi yönden başladıysanız kumaşınıza, kumaş mesela diyelim siz örnek bezine bir işleme yapıyorsunuz. Kumaşınızın bu yönünden başladıysanız bu yönüyle işleyeceksiniz. Bu taraftan yapıp sonra çevireyim de bu taraftan yapayım, yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu sefer hem nakışınızın yönü değişir, hem işlediğiniz işin yönü değişir. Güzel bir görüntü elde edemezsiniz arkadaşlar. Hep aynı yönde başlayacaksınız. Şöyle. Bugünkü dersimiz biraz kısa olacak. Ben bunları, siz deneyin hafta sonu. Bugün benim bu videoyu çektiğimde Cuma günü bugün. Hemen videoyu atacağım ben. İnternette bir sıkıntı olmazsa hemen videoyu atacağım. Siz de arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar, heveslenen arkadaşlar, ben yapabilir miyim diyen arkadaşlar. Evet, herkes her şeyi yapabilir arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Ben yapamam diye hiçbir şey yoktur. İsteyen her şeyi yapabilir arkadaşlar. Tekrardan buraya geliyoruz. O yüzden hafta sonu bunları çalışın. Minik minik atımlar yapın.
hemen örnek bezinden hemen büyük ağır modellere geçmeniz şart değil arkadaşlar. Eliniz alışana kadar tekrarlayın. En güzelini, siz kendiniz zaten göreceksiniz. Eliniz alıştığı zaman kendiniz de fark edeceksiniz. O zamana kadar örnek bezinde sürekli çalışın arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde zincir yapmış oldum. Ben şu arkasını da göstereyim. Bakın arkası da şurası deminki yerde. Bakın arkası da bu şekilde çok düzgün, çok muntazam oluyor. Bunun bitirmesini ben size şimdi göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi benim iğnem nerede? Hemen şuradaki, bakın. Şuradaki yata yatımın yanında. Bunun arasından şöyle geçiyorum. Bakın geçtim. Bir kere daha geçiyorum. İpliğimi, iğnemi şu halkadan geçirdim. Bunu böyle keserseniz hemen bu düğüm açılır. O yüzden hemen önündeki atımdan da geçiyoruz. Şu şekilde geçtim. Ve ben bunu kesiyorum arkadaşlar. Bu daha buradan çıkmaz. Bakın arkası da bu şekilde muntazam bir şekilde görünür. Önü de bu şekilde olmuş olur. Bunu arkadaşlar dediğim gibi deneyin. Havlularınızın kenarına yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Örnek bezlerinde sürekli çalışırsınız. Eliniz alışmış olur arkadaşlar. Bir de ben bu derste size şunu anlatacağım arkadaşlar. Çünkü daha dersimizin saati dolmamış. Şimdi ben muline ipliği tavsiye ettim ya arkadaşlar. Ben muline ipliği hangi kumaşa kaç kat kullanacağım? Ben şimdi bu 20, orta kalınlıkta 14 count'luk bir kumaş bu. 14 count orta kalınlık demek. Size count'ları daha sonra anlatacağım. Orta kalınlıkta bir kumaşım var benim. Ben buna kaç kat muline kullanacağımı nasıl anlayacağım arkadaşlar? Şimdi hiçbir nakış şablon aksini belirtmediği sürece, bazı şablonlar özel yazıyorlar zaten. Hiçbir kaneviçe mulinerin tek katıyla hiçbir kumaşa işlenmez arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın arkadaşlar, şimdi bu koyu tonlu bir kamerada kırmızı gözüküyor ama bu pembe, böyle fuşya rengi bir iplik. Bakın bu tek katıyla bu kumaşı hiçbir zaman kapatmaz. Hiçbir zaman kapatmaz. Siz tek katla bir iş yaparsanız, bir nakış yaparsanız kumaşınız alttan gözükeceği için işlediğiniz nakış silik durur. Silik duracağı için de nakışınız güzel durmaz. Bir nakışı dediğim gibi, yani ileri seviye şablonlarda bazı yerlerde tek kat kullandırıyorlar. Onun da zaten silik olmasını o tasarımcı istediği için onu tek kat yazmıştır. Onun dışında hiçbir nakışa, pardon, hiçbir kumaşa tek kat muline işlenmez arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi ben 2 kat mı kullanacağım, 3 kat mı kullanacağım, 4 kat mı kullanacağım? Bunu nasıl anlayacağım arkadaşlar? Şimdi kumaşınızın kalınlığına göre ipimizin kalınlığını ayarlıyoruz. Nasıl ayarlıyoruz? İpimiz sanki kumaş nakışımız sanki kumaşla birlikte dokunmuş gibi bir his olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar, şöyle yaptığımız zaman burada bir nakış var ama kumaşımızın kalınlığıyla ipimizin kalınlığı aynı olmuş oluyor. Böyle bir kabalık olmuyor. Kumaşımız ipliği işlerken, nakışı işlerken kumaşımız alttan mümkün olduğunca ya gözükmesin ya az gözüksün. Koyu renk kumaş, koyu renk ipliklerde kumaş bir tık gözükür. Bu çok önemli değildir ama genelde kumaşımızın alttan gözükmemesi gerekiyor. Ayrıyeten de kumaşımız, ipliğimiz kaba durmaması gerekiyor. Şimdi ben orta kalınlıkta, şimdi bu 14 count'luk bir kumaş. Orta kalınlıkta bir kumaş. Buna 2 katlı muline yeterli. Bir tık daha kalın kumaşlarda 3 kat kullanabilirsiniz. Çok kalın kumaşlarda, delikleri büyük kumaşlarda 4 kat 5 kat kullanabilirsiniz. Aşırı delikli kumaşları zaten ben geçen videoda da söyledim, tavsiye etmiyorum. Çünkü siz onu ne kadar işlerseniz işleyin o delik kapanmaz. Şöyle örtüyü karşıdan bakarsanız karşısı böyle elek gibi gözükür ve bütünlük olmaz, güzel durmaz. İpliğinizin kalınlığını o şekilde ayarlayacaksınız. İşlerken, yani işlediğiniz zaman işlediğiniz yer kaba durmayacak.
Çok ince de durmayacak. Şöyle baktığınız zaman sanki kumaşla bir bütünmüş gibi durması gerekiyor. Bu böyle olduğu zaman o ideal kalınlıktaki bir mulinedir. Bunu nasıl anlayacağım? Örnek bezlerinde, deneme bezlerinde ya da bir proje işleyecekseniz minicik bir yerinde böyle 2-3 tane çarpı atın, şöyle bakın, anlarsınız. Zaten de tecrübe ettikçe de o kumaşa kaç katlı muline gitmesi gerektiğini zaten anlayacaksınız, ama yeni başlayan arkadaşlar için böyle bir ipucu vermiş olayım. Bu şekilde de mulinelerinizin katlarını ayarlayabileceksiniz. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tire erişim merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız benim yeni yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz projelerin fotoğraflarını bana ilk alt tire erişim merkezi Instagram sayfasının DM yoluyla atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru, bu çok kolay bir soru, ben bunu sorarsam cevaplar mı cevaplamaz mı diye kafanıza takılan her soruyu sorun arkadaşlar, çekinmeden sorun. Ben elimden geldiğince ya cevaplarım ya da video çeker anlatırım arkadaşlar. Mutlaka bana sorularınızı sorun. Kanalımın büyümesi ve bana destek olmanız için de beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemezseniz ben mutlu olurum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.